Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Göztepe maçı ile ilgili düşüncelerimi size paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir tezim var biliyorsunuz. Ersun Yanal'ın kendi kendini inkar eden işler yaptığını, elinde Rodriguez varken Tolga Ciğerci'yi kullandığını, Deniz Türüç gibi 10 numara bir oyuncu varken Kruse'nin yokluğunda onu kanatta kullandığını, oysa Deniz'in patlaması yok, çabukluğu yok. Deniz şut atar, ara pası atar, frikik kullanır, kaleyi cepheden gördüğü yerde faydalı olabilecek bir oyuncu. Bunları bile keşfedemeyen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye şampiyon yapacağına inanmıyorum. Bir defa bunu bir yere yazalım. Gelelim Göztepe maçına. Şimdi Göztepe'nin hakikaten çok sağlam bir kadrosu var. Sorunlar yaşadılar, hocalar değişti, şu oldu, bu oldu ama şimdi bir isim üstünde. Trabzon'u deplasmanda yendiler. Alanyaspor'u deplasmanda yendiler. Bir defa kalelerinde sağlam bir şey var. İyi bir kaleci var Beto. Gassara'sı, Castro'su, Soner'i, Serdar Gürler'i, Halil'i, çabuk oyuncular. Napolyonis, yedeklerde mi olur, oynar mı bilmiyorum. Çabuk oyuncular. Jeromy var. De Costa var. Yani her sisteme oynayacak oyuncuları var. Eren derdi yok var. Buna karşılık Fenerbahçe'de bir türlü istikrarı bulamayan Ersun Yanal'ın nasıl bir 11 çıkaracağını bilmiyorum. Mesela tamam, savunmanın solunda Hasan Ali, sağda Dirar, ortada Zanka, Serdar Aziz, önlerinde Emre, Gustavo, Ozan, tamam. Bir tarafta Moses, Kruse önde. Öbürü Tolga Ciğerci mi, Rodriguez mi? Muhtemelen Tolga Ciğerci'yi koyar savunma için. Ve tarihi bir hata yapar. Bakın, ben hocanın nasıl hata yaptığını daha iyi anlatmak için kendi düşüncemi söyleyeyim. Bu Fenerbahçe kadrosu ideal olarak 4-4-1-1 oynar. Yani savunmanın solunda Hasan Ali, sağında Dirar, ortada Serdar'la Zanka, önlerinde Emre Gustavo, orta alanın bir kanadına Rodriguez, bir kanadına Moses, duruma göre, rakibe göre Moses'un yerine Ozan olabilir. Dirar olabilir, Ozan'ı arkaya çekersiniz, B planından bahsediyorum. Ama ideal 11'i sayıyorum. Altay, Hasan Ali, Dirar, Serdar Aziz, Zanka, ortada Gustavo Emre, bir kanatta Moses, bir kanatta Rodriguez, 10 numara pozisyonda Kruse, santrafor pozisyonunda Vedat Muriç. Bugün Vedat yok, biliyorum. Ben ideali söyledim. Şimdi bugün muhtemelen önde Kruse'yi bırakacak. Aslında Moses ya da Rodriguez önde bırakması kontratak düzeni için çok uygun bir durum. Çünkü Fenerbahçe'nin arkadaki oyuncular, yani Emre Belözoğlu, Gustavo, hadi Ozan biraz veriyor. Öne çok fazla destek veremiyorlar. Daha çok savunma ağırlıklı, daha çok 6 numara pozisyonunu benimsemiş oyuncular. Emre'nin en büyük özelliği diriyken 360 derece top dağıtması. Oyunu rahatlatması. Oyunun yönünü değiştirmesi. Şimdi Ersun Yanal gibi problemi var Fenerbahçe. Göztepe'de çok sağlam bir takım. Dolayısıyla zor bir maç olacaktır. Eğer Ersun Yanal Tolga Ciğerci ile başlarsa bana göre maçı kilitler. Kilitledikten sonra artık iki takımdan birinin tesadüfen atacağı gole kalır iş. Ama Moses ve Rodriguez'le başlarsa korakor bir maç olur. Korakor bir maç olur. Ve Fenerbahçe'nin de şansı çok fazla olur bana göre. Daha kaliteli oyuncular olduğu için. Ben bugün Ersun Yanal savunma ağırlıklı bir takım çıkaracağını düşündüğüm için Fenerbahçe'nin gol atarsa bir şekilde atacağına inanıyorum duran toplardan. Savunma oyuncuları Serdar Aziz olabilir. Zanko olabilir. Dirar olabilir. Savunma oyuncularının gol atacağını düşünüyorum. Çünkü Vedat'ın olmadığı bir yerde Kruse çok rahat bir alan bulamaz. Bir tarafta da Tolga oynarsa ki öyle bekleniyor. Moses da yalnız kalır ve istediği kadar etkili alanını bulamaz. Dolayısıyla Ersun Hoca'nın bu yanlışlara rağmen Fenerbahçe'nin bu zor maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama kaybetmemek yetmez. Malatya deplasmanı beraberlik, burada beraberlik, arkada da Sivas deplasmanı var, Rize deplasmanı var, Beşiktaş derbisi var. Fenerbahçe için bu kalan haftalar çok kolay değil. Ben bu kalan haftalarda Fenerbahçe'nin yeteri kadar ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Puan kaybedeceğine inanıyorum. Ve ondan sonra Ersun Hoca'nın gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu takımı doğru kullanmıyor. Bu takımı ver Sergen Yalçın'a şu anda en az 5 puan önde olurdu. Bu kadar net söylüyorum.